Tesettür Allah'ın emridir. Allah'ın emri olması olan her mesele bizim için her şeyden üstündür. Allah'ın Celle Celalü, yani birçok ayet-i kerimede diyeyim, Rabbim beni affetsin, birçok ayet-i kerimede emrettiği bir hakikattir ve bizim için elbette çok kıymetlidir. Ama biliyorsun, bunu biz Selefi Salihinde de böyle görüyoruz, İslam tarihinde de böyle görüyoruz. Meseleyi anlatmaya hiçbir zaman tesettürden başlamamışlar. Çünkü imanını ikame edemediğiniz bir insandan amel bekleyemezsiniz. Kalbinde iman yerleşmemişse, temeller sağlam olmamışsa amel sağlam olmaz. İnsanın kalbinde ne varsa hareketler ona göredir. Onun için evvela temel imani bahisleri kalbine yerleştirmek gerektir. İslamiyet'te biliyorsun tedricilik vardır. Allah da o usulle hakikati göndermiş, inzal buyurmuştur. Mevcudatı da o şekilde yaratmıştır. Bebeğin beslenmesi başkadır. Mamayla beslersiniz. İşte 18 yaşındaki çocuğun beslenmesi başkadır. Onu işte değişik gıdalarla, yemeklerle beslersiniz. Onun için midesinin mamayı kaldıramayacağı insanlara böyle bir meselenin anlatılması doğru değil. Herhalde böyle mülahazalarla umumi yerlerde anlatmadık. Bugüne kadar gerçekten hususi olarak böyle tesettür bahsini hiçbir yerde sohbet şeklinde yapmadım. Belki yani ev derslerinde de bir yerde hatırlıyorum. Ev derslerinde böyle sürekli yaptığımız derslerde bir gruba yaptığımı hatırlıyorum. O da bu hadiseden sonra yine olmuştu. Onun dışında çok özür dilerim böyle bir söz söylemek. Yani siz de ifade ettiniz. Allah on binlerce dersi okutturdu, Risale dersini on binlerce. Kaç kez onun sayısını Allah bilir. Ama dediğim gibi bir tane hatırlıyorum. Bunu yapmamanın sebebi de o tedrice dikkat etmeye çalışmaktı, derecelendirmek. Yani zaten Allah'ı seven, Allah'a tam iman etmiş birisi, ya Allah'ın huzurunda Allah'ın yasakladığı bir kıyafetle gezmeyeyim diye düşünür. Allah'ın yasakladığı bir ahvelde olmayayım. Burada şu da akıllara gelebilir. Yani tesettür meselesi tabii bayağı zor bir meseledir. Hanımefendi kardeşlerimi oradan da takdir ediyorum. Zor olduğu, hele bu çağda fevkalade zor. Onu inkar edilemez. Ama şunu da o kardeşlerimiz kabul etsin ki, bir erkek için de bugün gözünü sakınmak en az o kadar zordur. En az o kadar. Gençlik yıllarımızı öyle atmosferlerde yaşadık. Gözünüzü sakınmak için insanlar elinden gelen gayreti gösterdiler. Geçen gün bir kardeşimizle bu mevzuyu paylaşırken kafamı direklere çarpıp kafamı alnımı kanattığım çoktur abi demişti. Çoktur gerçekten yani. Şimdi onlar için evet çok zorlukları var. Diğer kardeşlerimiz, erkek kardeşlerimiz için de çok zorlukları var. Bahsetmememin sebebi doğru. Hususi mekanlarda şöyle bir tabiatım da yok. Beni birazcık tanıyorsunuz. Yani bir hakikati Allah korusun saklayamıyorum. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruluyor. Yani hadis şeylerinde muhaddisler anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlara açıklanması gereken bir konu olduğunda hiçbir zaman susmazdı. İnsanlara muhtaç olduğu her şeyi onlara söylerdi buyuruyor. Ben de insanın muhtaç olduğunu gördüğüm yerlerde iki tane nokta üzerinde durmaya çalışmışımdır elimden geldiğince. Bir namaz, ikincisi de tesettür konusunda birebir de herkese söylemeye çalışmışımdır. Çocuklarınızı vaktinde namaza alıştırın, tesettüre alıştırın. Çocuğun tesettürü de büyüğün tesettürü gibidir. Ergenlikten sonra tesettüre kesinlikle çocuğunuzu, hani çok fıtratı değişik olması lazım, bir ecnebiye yaptırmaktan daha zordur. Namaz kıldırmak da öyledir. Efendimizin emrettiği gibi çocukluktan başlayın demişimdir. Ama umumi yerlerde yapmadım. Belki tedriç açısından önce iman hakikatleri anlatılsın diye. Yani burada şu da Allah razı olsun bu sorunun şöyle bir faydası oldu. Yani niye geldiniz de yine kadınlarla ilgili bir meseleyle dininizi anlatıyorsunuz? Ya bu bizim gibi insanlara kesinlikle söylenmez. Çok haksızlık olur. Adam on binlerce sohbetinden bir tanesinde dine ait bir meseleyi bahsettiyse bu da bugün imana zarar verir hale geldiğini gördüğü için demin dediğim gibi. Mesela adam nefsini müdafaa etmiyordu hanımefendi. Hata benim diyordu. Dinin yontulmasını, rencide edilmesini istemiyordu. Dinin ruhunun rencide edilmesini istemiyordu. Ama şimdilerde dinin ruhunu rencide et hocam diyor. Eskiler bunu anlamamışlardı. Ayette böyle bir şey yok de, haremlik selamlık yok de. Sen çok güzel hocasın. Bunu bekliyor insanlar. Bu imana zarardır. Onun için şimdi ihtiyaç